Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Değerli dinleyiciler, benim adım Zeynep Özdemir. Ben Giresun Müftülüğü'nde uzman vaiz olarak çalışıyorum. Bundan sonra pazartesi günleri sizlerle birlikte olacağız. Sevgili peygamberimizin hayatından örneklerle alakalı konuyla sizinle birlikte olacağım. Haftanın diğer günlerinde de yine Giresun Müftülüğü'nde görev yapan diğer arkadaşlarımız farklı konularda sizlerle birlikte olacak. Değerli dinleyiciler, ben sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını dedesini anlatarak başlamak istiyorum. Aslında hepimizin Peygamberimiz kimdir sorusuna verdiğimiz cevap, işte dedesi Abdülmuttalip, babası Abdullah, Mekke'de doğmuştur, Medine'de vefat etmiştir, işte şu kadar çocuğu vardır, eşleri şunlardır, savaşları bunlardır gibi genel bir bilgiye şüphesiz ki sahibiz. Tabii onun ahlakıyla alakalı olarak da bilgilere şüphesiz sahibiz. Bizler de yine sevgili Peygamberimizin hayatını anlatarak, hayatından kesitler anlatarak inşallah onun ahlakına da, onun sünnetine de ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe inananlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır buyurmaktadır. Örneğimiz, rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar iyi tanırsak o kadar çok onun sünnetine yaklaşmış oluruz. Onun sünnetine yaklaşmak da Allah'ın kulluğuna yaklaşmayı beraberinde getirecektir. İnsan birilerini tanıdıkça onu daha fazla sevebilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine dostluğun ve arkadaşlığın tanışmayla alakalı olduğunu söyler. Hatta ilk tanıştığınız kimseyle işte tokalaşın, göz göze bakın, o sizden ayrılmadan siz yönünüzü çevirmeyin. Onun nesebi hakkında, sülalesi hakkında sorular sorarak dostluğu ve arkadaşlığı pekiştirin gibi ifadeleri de yine de insan tanımanın dostluğu ve arkadaşlığı, sevgiyi artırmanın bize yolunu göstermektedir. Bizim de amacımız Allah'ın Resulü'nü bildiğimiz yönleriyle yeniden hatırlatmak ve bu sayede onun sevmeyi ve onun ahlakıyla ahlaklanmayı amaçlamaktır. Dediğimiz gibi biz bu dersimizde Abdülmuttalip, sevgili peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'i anlatarak başlamak istiyorum ben. Abdülmuttalip'in asıl adı Şeybe, babası Haşim, annesi Selma, Medine'de doğuyor Abdülmuttalip. Şeybe denmesinin sebebi de saçında ak varmış. Şeybe ak saçlı demek. 8 yaşına kadar Medine'de kalıyor. Daha küçükken babası vefat ediyor. Amcası Muttalip de hem yeğenini ziyaret etmek hem de eğer annesi Selma izin verirse onu Mekke'ye, atalarının, amcalarının yanına getirmek için Mekke'den Medine'ye geliyor. Annesi Selma ile konuşuyor. Annesi Selma da çocuğunun yerinin amcalarının yanı Mekke olduğunu düşünüyor ve amcası Muttalip ile birlikte Şeybe Mekke'ye doğru geliyor. Mekke'ye yaklaştığı sırada insanlar Muttalip'in yanındaki Şeybe'yi fark ediyorlar ve bu kim, yoksa Muttalip senin kölen mi diye ona sesleniyorlar ve böylelikle de Şeybe'nin adı Abdülmuttalip, yani Muttalip'in kölesi şeklinde kalıyor ve artık lakabı onun ismi oluyor. Mekke'de Muttalip'in himayesinde yetişiyor ve daha sonra Fatıma isimli Mekkeli ileri gelenlerden bir hanımla evleniyor ve bu evliliğinden de bir tane oğlu oluyor. İlk oğlu Haris oluyor. İşte tam o sıralarda bir rüya görüyor Abdülmuttalip ve rüyasını birkaç gece üst üste görünce de rüyasının sırrını aramak için oğlu Haris'le birlikte böyle herkesin uykuya yattığı öğlen sıcağında bugünkü Zemzem kuyusunun olduğu yerde, Safa ile Merve arasında, Safa'ya daha yakın olan bir yerde kazı çalışmasına başlıyor. Tabii ki insanlar öğlen saati dinleniyorlar o saatte ama uyandıklarında, kalktıklarında Abdülmuttalip'in oğlu Haris ile birlikte bir yeri kazdığını görüyorlar ve diyorlar ki galiba defini arıyor. İşte kolay gelsin diyorlar. Ve gerçekten de bu kazma esnasında değerli şeyler de çıkıyor. Çünkü
Mekke'yi terk eden cürhümlüler giderken işte değerli mallarını, altınlarını, gümüşlerini, paralarını Zemzem kuyusuna kapatıyorlar. Zemzem kuyusunun üzerinde kapatıyorlar ve uzun yıllar Zemzem kuyusu kayboluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'e ise rüya yoluyla Zemzem kuyusunun yeri gösteriliyor ve oğlu Haris ile birlikte 3 gün boyunca kazıyor ve hem oradaki değerli altınlar, işte gümüşleri buluyorlar ve 3. günün sonunda da Zemzem kuyusuna ulaşılıyor ve su yeniden yeryüzüne çıkıyor. Tabii ki bu büyük bir şeref, çok büyük bir onur. Zaten Zemzem'le ilgili hikaye bütün Mekkeliler biliyor. Aradan yıllar, asırlar geçmiş. Üzeri kapatıldığı için kuyunun yeri kaybolmuş. Zaten çöl o bölge, sonra da hayat demek. Hem Zemzem'in bulunması hem de çöle yeniden suyla hayat gelmesi Abdülmuttalib'i tabii ki bir kez daha öne geçiriyor. Abdülmuttalib hem çıkan değerli eşyaları hem de suyla alakalı olarak Mekke'nin ileri gelenleri kendi aralarında konuşmaya ve tartışmaya başlıyorlar. İşte kimisi diyor ki burası benim arazim. Dolayısıyla burada çıkan değerli eşyalar bana ait. İşte diyorlar ki bu su Mekke'nin suyu, Kabe'nin suyu. İşte bunu yalnızca Mekkeliler kullansın, dışarıdan gelenler kullanmasın gibi böyle tartışmalar oluyor. O sırada Abdülmuttalib de kesin olarak şunu söylüyor. Diyor ki buradan çıkan değerli eşyalarla Kabe tamir edilmeli, Kabe'nin kapısı yapılmalı. Fakat su ise bütün herkesin, yani Kabe'nin olmalı. Özellikle Kabe'yi hac için, tavaf için gelen, uzaktan gelen insanların su ihtiyacı bundan karşılanmalı, ücretsiz olarak bundan karşılanmalı diyor. Büyük bir tartışmaya giriyorlar. Hani neredeyse kan gövdeyi götürecek. O zaman Mekke'nin ileri gelenleri diyorlar ki Abdülmuttalib'e, yani sen bize nasıl karşı gelebiliyorsun? Yanında bir tek Haris var. Hani çoluğun çocuğun da, oğulların da o kadar yok ki, o kadar güçlü değilsin ki niçin bizimle böyle tartışıyorsun diyerek onu bu konuda incitiyorlar. İşte o sırada Abdülmuttalib de eğer kendisine Rabbin 10 tane erkek evlat verirse birisini kurban edeceğiyle ilgili de bir adakta bulunuyor. Ve gerçekten de Abdülmuttalib'in dediği gibi oluyor ve Abdülmuttalib o günden sonra özellikle tavaf için gelen hacılara su dağıtma görevini de, o şerefi de üstleniyor. Buna sikaye deniyor. O görevi de üstleniyor. Bu hem Mekke'de saygınlığını artırıyor, hem Mekke dışından gelip tavaf için gelen insanların gözünde de onun değerini artırıyor. Yine İslam kaynaklarında Abdülmuttalib'in özellikle ölümüne yakın zamanlarda işte içkiyi terk ettiği, Kabe'ye çıplak olarak tavaf edilmesini yasakladığı, sık sık Hira mağarasına girip tefekkür ettiği, ahirete inandığıyla alakalı olarak da, böyle Hanif dine mensup olduğuyla alakalı olarak da bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Gerçekten hani ahlak olarak da, cömertlik olarak da Mekke'nin en hatırı sayılı kişilerinden birisi. Zaten Abdülmuttalib'in büyük dedesi Peygamberimizin soyunun dayandığı Kusay'da en büyük dedeleri de yine aynı ahlaka, aynı fazilete sahip. O da Darun Nedve'yi kuruyor. Darun Nedve adeta bugün bir parlamento gibi. İşte haksızlığa uğrayanlar oradan haklarını alıyorlar. Mekke'nin dışından gelip belki oradan mağdur olan insanlar, onların mağduriyeti gideriliyor. İstişare dayalı bir yönetim sistemi geliştiriyor. Daha sonra onun yerine geçen Abdülmenaf öyle, Haşim öyle. Dolayısıyla Abdülmuttalib'e kadar, yani Kusay'dan Abdülmuttalib'e kadar olan Peygamberimizin sülalesi içerisinde de hem liderliği hem de ahlakı çok iyi görebiliyoruz. Abdülmuttalib de bunların hepsini üzerinde taşıyor. Abdülmuttalib yaklaşık 82 yaşında Mekke'de vefat ediyor ve Kusay'ın yanına Cennetül Mualla'da gömülüyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yaşadığı süre içerisinde bakımını ve terbiyesini üstleniyor ve vefatına yakında oğlu Ebu Talib'i Peygamberimizin bakımını üstlenmesi için de vekil tayin ediyor. Abdülmuttalib
Zemzem kuyusunu ortaya çıkarmasıyla bir prestij, bir onur kazanırken, özellikle bir sonraki dersimizde anlatacağımız fil vakasıyla da yine Ebrehe'ye karşı olan tutumuyla da bir kez daha saygınlığı ve otoritesi kabul ediliyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi de toplumun ileri gelen, ahlak olarak ileri gelen, cömertlik olarak ileri gelen, özellikle şehir dışından gelip yemekte ve içmekte sıkıntı çeken insanlara yardım etme konusunda da ileri gelen kişilerden birisi. Biz bir sonraki dersimizde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesini anlatmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sizden ricamız müftülük sitemizden bizleri takip etmeniz ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.